Efendim merhaba. Evet, haftanın son iş gününde, son detay programında bu haftaya yansıyan gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Tabii bu haftaya yansıyan önemli gelişmeler doğal olarak su konusunda gelinen aşama ve ülkede içeride olan bitenler. Yani örneğin dün canlı olarak yine ekranlara getirmiştik burada süt, hayvan üreticilerinin sütleri dökmesi gibi bu tarım konusu. Bunun yanında adli olaylar konuları, bunların tümü bu hafta boyunca konuştuğumuz konulardı. Detaylandıralım, biraz daha konuşmaya devam edelim, tartışmaya devam edelim. Bugün Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Sayın Cemal Özyiğit bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, su konusu tabii ana gündem maddesi. İmzalar atıldı ama tartışmalar bitmek bilmez tabii. Herhalde sanırım İhale şartnamesi ortaya çıkana kadar da bitmeyecek. Çünkü Sayın Bakan da, Sayın Başbakan da, Sayın Tarım Bakanı da birçok şikayet edilen konunun aslında şartnamede hazırlanacak olan ihale şartnamesinde önüne geçilebilecek konular olduğunu yuvarlak ifadelerle söylüyorlar zaten. Buna nasıl bir düşünceyle karşılık verirsiniz? Çünkü siz ısrarla eleştiriyorsunuz bu konuda atılan adımları. Tabii bize göre bu bir teslimiyet anlaşmasıdır. Yani yerel kaynaklarımız da dahil, gelen su da dahil bunun işletmesinin bir özel şirkete peşkeş çekilmesidir. Her ne kadar Sayın Başbakan su bizim mi ki peşkeş çekelim, suyu bize gönderen bize bunu emrediyor, biz de bunu yapıyoruz diye bir konuşma yaptı dün mecliste, hep birlikte izledik. Dolayısıyla bu tabii malumun aslında ilamı oldu. Yani herkes bunu biliyordu da bunun başbakan tarafından ilan edilmesi de bir anlamda son derece önemlidir. Çünkü halkta hala daha şöyle bir kanı var. Türkiye su getirdi bize. Temiz, berrak, güzel, içilebilir nitelikte kaliteli bir su ve helal olsun dedi, buyurun. Öyle değil işte. Keşke helal etseydi. Kaldı ki helal etmese bile yani Türkiye'nin bu Türkiye'den gelen bu suya karşı olan yok ki. Bu suyun gelmesine itiraz eden de yok. Ama biz diyoruz ki geldi veya bu suyu kime nasıl satacağımızı veya kime nasıl yönlendirileceğini, kimin nasıl kullanılacağını bize tavsiyelerde bulunmak, nasihat etmek yerine, akıl vermek yerine deseydiniz ki güzel yalıya kadar getirdim ben suyu. Ey Kıbrıs Türk halkı. Bunun fiyatı budur. Buyurun. Deseydi. Biz de çok teşekkür edelim. Alalım. İhtiyacımız oranında kullanalım. Ama ilk nazarda öyle değil miydi zaten? Yani Sayın İrsen Güçlü'nün imzaladığı o çerçeve anlaşmasında böyleydi zaten. Bizim üstümüze düşen yükümlülükler vardı 2010'dan bu yana yapmamız gereken. Biz bir tanesini de yapmadık. Aynen öyle. Şimdi biz yapmayınca birileri de size ben 1.6 milyar atıyorum buraya. Siz üzerinize düşen yapmadınız. Kalanını da biz yapacağız doğal olarak diyor. Yapmaya başlıyor. Bu da söz hakkı doğmaz mı biraz daha? Yani biz kendi elimizle yaratmadık mı bu olayı bir nebze? Şimdi elbette bizim buradaki ülkeyi yönetenlerin çok büyük kusurları, ihmalleri, suçları vardır. Bunu ayırt etmiyorum yani bunu yatsımıyorum da. Ama bu suyu bu ülkeye geldiyse tabii Sayın Küçük ile Sayın Cemil Çiçek arasında varılan anlaşmada da bunların netleşmesi gerekirdi. Ve bir hatırlasın herkes, 2012 yılında bu konuda mecliste enine boyuna tartışıldı. O dönemin bakanı, Tarım Bakanı Sayın Ali Çetin Amcaoğlu mecliste hatta kalktı ve yani sanki bu su hibeymiş gibi de bir izlenim yarattı. Belki milletin aldandığı nokta da burasıdır. Öyle olmadığı şimdi ortaya çıkıyor işte net bir şekilde ki biz bunu işin başından beri bunun olduğunu söyledik. Ama 2012 yılındaki meclis aritmetiğinde de TDP bu gerekli uyarıları yaptı. Olmadı. 2013 seçimlerinde arkadaşlar halktan yetki aldılar. Ekonomik paketle ilgili falan revize edeceğiz, Ercan'ı geri alacağız falan gibi bir sürü şatafatlı sözler. Halka şiringayla bir şeyler verdiler.
aldılar oyları ve 2013'ten itibaren kurulan hükümetler de 2,5 yıl çöpü çöp üstüne komadı. Bu da bir doğru. Bunu da açık yürekli ortaya koyalım. Çünkü zaten UBP hükümetinin koyma niyeti yoktu. Onlar işin başından beri bunu peşkeş çekmeye, devretmeye hazırdılar. Ha sıkıntı nerede? Sadece gelen suyun yönetiminin devredilmesi değil. Yerel kaynaklarımızın da devri var. Yani bakın bu su kaynaklarında şimdi bu gelen suda Lefke yöresine sadece Doğancı'ya gidiyor bu hat. Pekala Lefke ve yöresinin kullandığı su kaynakları var. Bunların hatta bir kısmı ara bölgededir. Kuyularda. Ara bölgededir. Lefkelilerin belirli oranda kendilerinin malı olan sular vardır. Yani parası ödenmiş bir şekilde sular vardır. İzinli kazılan kuyular vardır. İzin alınarak. Bunların da devri vardır bu şirkete. Ve İlk anlaşmada tamamen devri vardı. Şimdi ne oldu? Devretmedik diyor Sayın Başbakan. Ne yaptınız? Sayaç takacak oraya. Toplanacak para, devlet toplayacak. Su idaresi toplayacak parayı. Gidip şirketin kasasına atacak. Pekala, Lefke'ye özellikle siz bir su vermiyorsunuz ki. Vermediğiniz halde ihale sonundaki ortaya çıkacak rakamdan Lefkeliler de suyu satın alacak. Bunun parasını öyle ödeyecekler. Tamam, diğer yerel kaynaklar da böyle, diğer şeyler de öyle. Bu kaynaklar bir bir tükenir. Bugün Lefke'de var. Bu proje hayata geçmediğini varsayalım. Bir sene sonra Lefke'de ya da iki sene sonra Lefke'de de su almaz. Yani işte kuyulara vana koymak, sayaç koymak yanlıştır demiyorum. Politika değil herhalde. Yanlıştır demiyorum ama var olan suyun rentable kullanılması elbette önemli. Yani bugüne kadar bunların zapturapt altına alınmaması, denetim altına alınmaması bir eksikliktir belki. Çünkü devleti yönetenler bu işlerle maalesef hiç uğraşmadı. Bu kaynakların rentable olarak nasıl kullanılabileceğini, savurganlığı nasıl önlenebileceğini, tuzlanma oranını nasıl önlenebileceğini çok fazla gündeme getirmedi ve ilgilenilmedi. Bir derivasyon projesi yapıldı bir zamanlar. Tuzlanmayı önlemek için başarılamadı. Balonla su taşındı, başarılamadı. Pekala. Şimdi dönüp de bununla ilgili rentable mı değil mi konuşursak bu ülkede denizlerde kurulacak arıtma tesisleri çok daha rentable değil miydi? Ekolojik zararlar da konuşulması lazım herhalde o zaman. Bugün dünya böyle yapıyor bu işleri. Ve tedbirleri de alıyor. O arıtmanın da atıklarının değerlendirilmesi konusunda artık uzmanlıklar ilerledi, çok fazla ilerledi. Yani bu Türkiye'den gelen suyun bedeli denizden arıtma bedeline göre rentable değildir. Denizden arıtma çok daha rentable'dır. Bütün bunlara rağmen diyoruz biz. Gelen su belediyelere veya işte bir şekilde dağıtılacak. Belediyelere ne yapılıyor? İlk şeklinde baktığımızda belediyelere denirdi ki siz sistemin dışında kalırsanız hiç yararlanmayacaksınız. Yerel kaynaklardan su verilecek. Şimdi ikinci versiyonunda anlaşmanın biraz değişiklik yapıldı. Tamam vereceğiz sizlere dedi ama yatırım yapılmayacağı halde, yani o şirketin o belediyede X belediyede yatırım yapmamasına rağmen gene de ihale sözleşmesindeki yani en sonundaki fiyattan suyun verilmesi. Ama onlara yatırım bedelleri düşülerek verilecek. Düşülerek aynı verilecek. Bedel değil. Düşülerek verilecek ama halka aynı rakamdan gider. En son tüketiciye rakam aynıdır. Tamam, belediye orada, değil ama. Belediye daha ucuz alacak. Aradan ne kadar daha ucuz alacak? Kaldı ki burada bir başka bir engel vardır belediyelere. Ne deniyor? Ben yapmayacağım yatırımı ama sen yapacaksın. Sen yapacaksın yatırımı. Ben bu arada başka müşteri bulursam da bu suyu satarım, satacağım. Kalırsa sen de yatırımı yapmışsan sana vereceğim diyor. Bize herhalükarda verecek zaten. Başkasına bulsa da verecek, kapasiteyi artıracak herhalde. Yani zaten alım garantimiz var. Ha, bir boyut daha var. Yani ille de o belediyeye verme güdüsüyle yaklaşmayacak. Niçin? Alım garantili, alım
olduğu için, alım garantisi olduğu için tıpkı Aksa. Ama belediye isterse alacak bunu yani. Olur mu hiç? Şimdi, ben sağ vermem, yollayıyorum başka tarafa. Göreceğiz bunu da Aytuğ Bey. O yatırımı yapacak belediye ama hangi olanakla? Devletin olanakları nerede? Devlet bu olanakları o belediyelere sağlıyor mu? Belediye kendi altyapısı için toplar para yapması lazım. Ha, biz yıllarca yapamadı belediyelerimizin birçoğu. O ayrı bir sorun gerçi ama. Yani belediyeler de nereden yaptı Sayın Başkan bu altyapıları? 2004'e kadar çaldık elçiliğin kapısını. Gel bize boru döşe. Şimdi 2004'ten sonra birazcık Avrupa Birliği de geldi, boru döşedi bize. İşte bu işin perdenin gerisinde bir olay da odur. Bir gerçekliğimiz de odur. TC yardım heyeti. Şimdi bazı belediyelere havuç veriliyor, teşvik ediliyor. İşte bakın, işte eğer siz de katılırsanız bu sistemin içine biz de sizin şu projenizi plan ederiz falan gibi. Eğer niyetli olmayan belediyelere de su falan projeye kaynak sağlayabilecek miyiz emin değiliz diyerek de sopa gösteriliyor. Haksız mı bunda? Bence yardım heyetinin oluşması zaten o tamam. Doğru değil. Yani mantık şunu diyor. Zaten haksız, geldi işte. Haksız yapacak ama bu adam. Devlet nerede? Ben devletimden istiyorum bunları. Bunları devletim. Devlet de gider Türkiye'den alır parayı, nasıl? Sorunumuz buradadır işte. Bakın, şimdi dışarıda biraz konuşurduk. Şimdi bu ülkede kaynak vardır Aytuğ Bey. Eğri oturup doğru konuşalım. Bir kaymak tabaka var bu ülkede. O kaymak tabakadan devlet göz yumuyor, vergi almıyor, doğru dürüst vergi almıyor. Tam tersi, kamunun olanaklarını bir şekilde o kaymak tabakaya peşkeş çekiyor. Ve kıyaklar geçiliyor. Vergi bağışıklığı, olanakların peşkeşi, kıyı sahil şeritlerinin verilmesi, yatırımların verilmesi, devlet bankalarından çoğu geri dönmesiz krediler ve benzeri bir şekilde birilerine bir kaynak sağlanıyor. Bir kaymak tabaka yaratıldı. Ve dar ve sabit gelirli vatandaşa da gelince ne yapalım? Paramız yok diyor. Evet, devletin kasası boş. Vatandaşın cebi de boş. Arada bir kaymak tabaka var. Devlet de bu defa dar ve sabit gelirli vatandaşa, emekçi, halka, üreticiye sütünü alamıyor üreticinin. Sütünü döküyor üretici, dökmek zorunda kalıyor. Çiftçinin ürününü alıyor, bedelini ödemiyor. Narenciyeciyi perişan ettik, şimdi narenciyelerini satamıyor. Öyle bir devlet çarkı kuruldu. Bu defa ne diyor Sayın Maliye Bakanı da? Daha durun bakalım, bir de ekonomik paket var, onu da imzalayacak da paralar düzenli gelsin ki biz de ödemeleri rahat yapalım. Nitekim su konusunda bir bakın ne oldu? Eğer bu su anlaşması imzalanmazsa maaşları ödeyemeyebiliriz. Ne kadar sihirli değnek var ki böyle bir ansızın anlaşma imzalanacak kararı alındı. Başbakan gidiyor dendi, maaşlar tamamdır, bir sorun yok dendi. Yani kimi kandırırsınız Allah aşkına? Kim kandırılıyor bu ülkede? İnsanların emeğinin karşılığını vermek için bile şantaj yapılıyor insanlara. Ve bir yerde insanlara baskı yapın, bu belediyelere baskı yapın, karşı çıkanlara bu anlaşmayı kabul ettirelim diye. Dolayısıyla burada açıkça bir şantaj politikası vardır. Ve bu dayatmayı Türkiye yapıyor. Benim hükümetlerim de buna boyun eğiyor. Dolayısıyla bu ülkenin olanakları, bu ülkenin insanı için, bu ülkenin yatırımları ve diğer şeyleri için kesinlikle yeterlidir ve çok fazla da katkıya, yardıma ihtiyacımız yani yok. Yani bu vergi adaletini sağlarsa, kendi hayatları üzerinde kaçakları, duran bir yapı. Kaçakları önlerse, vergi adaletini sağlarsa, kaçakların önlenmesi de önemlidir. Çünkü burada bir de göz yumulanlar vardır. Bugün oteller başta olmak üzere kaç tane kayıtlı işçimiz var oralarda? Kaç tane gelenlerden kayıt dışı çalışanlar? %70'i hesapta otellerde çalışanların vatandaşımız olacaktır. Bu konuda turizmciler de konuşturduğumuz zaman çalışmıyor insanlar, yani gelmiyorlar. Çünkü burada sonuçta özel sektörün bir çalışma mantığı, metodu var. Kamudaki gibi değil.
Yani burada da değil. Yani bir asgari ücreti bile vermeyecek çalışana, yatırımını yapmayacak ama 24 saat çalıştıracak kendini. Yani kusura bakmasınlar işte öyle devlet. Öyle olmasa da tercih etmiyoruz be başkanım sanki. Yok. Bence tercih etme. Yani sadece oteller anlamında söylemiyorum bunu. Yani özel sektörde iş sahibi kişiler, işin doğru dürüst yapanlar da dahil olmak üzere. Adam diyor ki ya ben de 3000 TL alırdı. Maaşın üstüne yatırım yapardık. Gitti öğretmen oldu diyor 1800 lira. Göç yasasından sonra. Ve şimdi diyor görürüm eylem yapar aynı kişi. Neden ben 1800 lira alayım? Ben sana verirdim günde de 8-9 saat çalışırdım. Çok bir şey yok. Sistematik yerler var böyle. Yani daha dün şahit olduğum bir konuşmanın ürünüdür bu. Yani birazcık da sanki bizde de bir sorun var. Bu tür istisnalar da var. Ama orada da sıkıntı nedir? Güvence. Yani özel sektörde çalışır. Eğer bu buysa bile bunun özel sektörde örgütlenme hakkının olmaması, sendika, güvenceli bir sendikal yaşamın olmaması, çalışma güvenliğinin olmaması ve insanları işte maalesef devlette daha az ya da eşdeğer olan ücrete talim ettiriyor. Niçin? En azından diyor ki devlette bir güvencem var. Bunun için insanlar o olanağı tercih ediyorlar. Burada da gene devlettir sorumlu. Devlet niye özel sektörde çalışan, işe giren insanın güvenliğini, güvencesini sağlayamıyor? Tamam, o konuda bir takım düzenlemeler sağlamaya çalışmıyor. Ve evet yani dediğiniz rakamlardaysa niye adam gönül rahatlığıyla devlette, özel sektörde çalışmasın? Ama endişe ediyor. Yarın ne olacak belli değil. Dolayısıyla bunlar da hepsi sıkıntılarımız. Yani şimdi şu bir gerçektir. Yani devlet doğru yönetilmiyor. Devlette işler tamam değil. Verimlilik yok. Bir atalet var. Bunların hepsi doğru. Ama bu devleti yönetenlerin bilgisiz, beceriksiz ve basiretsiz oluşlarındandır. Bütün sorun buradadır. Bunlar olmadığı için biz biraz önce sizin de işaret ettiğiniz gibi ne kaynaklarımızı verimli ve doğru kullanıyoruz, ne ülkeyi doğru dürüst yönetiyoruz, ne kurumlara veya olanaklara doğru dürüst sahip çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk fırsatta diyoruz ki biz yapamayız. Buyurun gelin yapın. Şimdi bir şey anlatayım size. Bir önceki çarşamba günü Cumhurbaşkanlığında bir toplantıya çağırdı bizi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Kıbrıs konusunda şimdi biliyorsunuz Rum tarafında seçimler nedeniyle bir durağanlık yaşanıyor artık. Yani ve öyle görünüyor ki seçimlere kadar görüşme olacak mı bilmiyorum net ama olsa bile çok fazla bir ilerleme olmayacak. Rum tarafındaki seçimler olup bitecek. Ondan sonra bir takım adımların atılması söz konusu. Bir takım gelişmeler var ama bunların hepsi Rum tarafındaki seçimleri bekliyor. Orada şunu gördüm. Şimdi hala daha maalesef bu mecliste bir seçim olana kadar tırnak içinde biz en küçük birileri de en büyük partilidirler ya sıra bana gelmeden önce işte Sayın Talat, Hüseyin Bey, Serdar Bey konuştular. Bir baktım öyle bir an geldi. İşte dönüşümlü başkanlık konusunda, Federal Kıbrıs'taki kurumlar konusunda, haklar konusunda şunları da isteyelim başkan. Bunlar da ısrar edelim. Dönüşümlü başkanlık hatta eşit sürelerle olsun diye feveran ediyorlar. Ben de dedim sıra bana geldiğinde Sayın Başkan arkadaşları hayretle ve ilgiyle izliyorum ve takdir ediyorum. Bu söylediklerine aynen katılıyorum. Yani bu talepleri doğru ama ne ilginçtir ki yüzlerini güneye döndüklerinde her şeyi isteyen arkadaşlar yüzlerini kuzeye döndüğünde secde ediyorlar. Biz yapamayız, buyurun gelin bunu da alın. Biz yönetemeyiz, bunu da siz alın, halledin diyorlar. O zaman biz neyi yönetiriz? Biz neyi yönetme becerisine sahibiz? Biz sormazlar mı adama, Sayın Cumhurbaşkanı'na yarın Anastasiadis sormayacak mı? Sen suyu devretti, sen de bir şey söylemedin Sayın Cumhurbaşkanı. Elektrik, telefon, limanlar, Ercan, havaalanı ve diğerleri devredildi. Neyi istiyorsunuz benden yani? Bu federal devleti nasıl ortak yönetecek? Onlarda güneyde de var devirler. Yani gerek telefon gerek limanlar. Hele limanlar son Limasol limanı. İki büyük dev şirket gelmesiyle ilgili övgü duyuluyor o konudan. Yani bu iki tane ünlü şirketmiş gelen Rum basınına.
yazan da bundan övgüyle. Şimdi tabii Rum tarafında da bir takım sıkıntıların olduğu doğru. İşte onların da ekonomik sıkıntılar nedeniyle maalesef bir takım arayış içinde oldukları da bir gerçek. Ama bakın bir de şu vardır, şunu da unutmamak lazım. Bütün doğal kaynaklar bir anlaşmayla birlikte daha önceki bugüne kadar en azından böyleydi, bundan sonra değişmez herhalde diye düşünüyorum. Federal devletin yönetiminde, kontrolünde olacak. O zaman biz niye böyle bir yandan çözüme gidiyoruz diyoruz, Türkiye'nin başbakanı, Dışişleri Bakanı, AB Bakanı hepsi çözüm yakındır diyor. Hatta Sayın Çavuşoğlu Haziran'dan söz ediyor. Haziran'da çözüm, Eylül'de referandum diyor. Şimdi bunlara giderken biz bu tarafta niye acele ediyoruz bir an önce bir şeyleri kotarmak için? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bunu gerçekten nedir bu şey, niyet de bir an önce bu geri kalan kurumların devri. Şimdi herkes hazır olsun. Belki de Ankara'dan dönerken bizim bakanlara, başbakana ya da Maliye Bakanı'na ekonomik protokolün de içeriği verilmiştir büyük ekonomik ihtimalle. Ekonomik protokol yani bilmez, ben bilmem ama tahmin ederim. Yani son, yok şuna. Son düzenlemelerle büyük ihtimalle verilmiştir. Yani önümüzdeki günlerde daha önce imzaladığımız ekonomik protokollerden farklı bir şey olmayacak muhtemelen. İşte çünkü geri kalan kurumların devri. Bir önceki protokollerde yapılanları, imza altına alınanlar yapılmadı zaten. Muhtemelen onlar tekrar talep edilecek. Az önce ifade ettiğiniz konular yani. Tamam, yani bunlar talep edilecek. Bakalım başka şeyler daha var. Mesela belediyeler. Şimdi ne oluyor bu işte bu su konusunda? Belediyeler işlevsizleştiriliyor artık. Baktığımızda burada belediyeler şimdi su ellerinden gidiyor. Ne gidiyor başka? Mahalli vergileri de bu şirket toplayıp belediyelere aktaracak diyor. Tamam. O zaman mahalli vergilerle ilgili birimler ve personel ne olacak? Başka amaçlarda çalışacak. Yani hangi amaçla? Başka gereksinim duyuyor. Yani, başka yerlere. Allah aşkına koçada işçi yok. Aytun Bey. Yok, herkes böyle çöp toplayacak, yolları hayır, süpürecek. Hayır, o anlamda değil sadece. Yoktur başka bir şey. Gece güvenliği sağlayabilir, çeşit türlü işi yapabilir. Yani. Bakın, belediyelerin işlevi artık çöp toplama, basit çevre düzenlemesi ve sinek ilacı sıkma. Yaza gidiyoruz, kurak bir mevsim. Göletlerde gene sinekler birikecek. Bunlar, bunlarla uğraşacak. Ve ne deniyor o ekonomik pakette? Belediye sayısı azaltılacak. Ha. Evet. Şimdi çağdaş belediyecilikte sayının azaltılıp kapsamlı belediyecilik yapılmasından taraftar mıyız? Evet. Yani bu 28 belediye çok mu? Evet çok. Yan yana belediyeler var. Bunların birleştirilmesi gerekmez mi? Evet gerekmiyor. Bunu ama biz kapsamları azaltılarak, işlevsiz kılınarak zaten bir şey yapmıyorlar diye birleştirilme değil. Biz tam tersi birleştirilip daha güçlü belediyecilik yapılması ve dış ilişkiler ve güvenlik üniteleri dışında geri kalan devlet fonksiyonlarının yerel yönetimlere, yerel hükümetlere devredilmesini savunuyoruz. Bizim algıladığımız belediyecilik ve yerel tamam, yönetim farklı bir şey. Doğru bir mantıktır ama şimdi işte şeyi şey toplayacak ve nedir temizlik vergisini toplayacak elemanın yani 10 kişi, 20 kişi neyse hazır gelecek size o. Yani başkası yapacak bunu hazır gelecek belediyelerdeki size. Belediyelerdeki personel ne olacak? Bunları başka amaçlara devlet artık alıp istihdam mı edecek? Bir de o çıksın şimdi başımıza. Zaten ne olacak ben merak ediyorum. İstihdam et ne polis kaldı ne doktor kaldı. Aytun Bey yıllarca bu ülkeyi yönetenler belediyelerde belediye başkanlarının seçim için veya hükümet cumhurbaşkanı bilmem kimlerin de teşvikleriyle bir sürü personel Lefkoşa örnektir. Evet. Lefkoşa örnektir. Cemal Başkan şimdi diyor ki ben mi aldım bunları diyor işte Cumhurbaşkanı istedi, Başbakan istedi, yardımcısı istedi. Allah Allah. Ben de dedim çık bunları söylesen de. Buradan da çağrı yapıyorum yanına. Çık bunları söyle Sayın Başkan. Şimdi bunları söylemedi ve kendine baskı geldi dedi. Al bunu da al aldık. Çok aldık örneğimiz da var bizim Lefkoşa. Şimdi, birinin baskı yapmasına gerek yok, televizyondan istihdam yapardı başkan Allah aşkına. Aynen öyle. Yani şimdi pekala şimdi bu personel ne olacak? Bu da ayrı bir sorundur. Yani işlevsiz halde zaten fazlalık fazla personel var. Şimdi belediye başkanları bir daha bunları hangi burada gene hükümete iş düşer. Oturacak o intibak komisyonu tekrar toplayacak. Eğer bu 28 belediyeyi indirecek sayısını aşağı ve tekrar bu intibakları gözden geçirmesi gerekecek. Tekrar insanlara başka iş verecek.
falan. Ha, onun için ben diyorum ki... Ya işin, olmayacak işler değil bence bunlar. Neyse, onun için ben diyorum ki işin başında bir şey söylediniz. İhale sözleşmesi çıktığında şu Erkut Bey, Tarım Gıda Tarım Bakanı dedi ki daha net anlaşılacak. Aslında anlaşmanın içeriği doğrudur. Ama kaos işte o anlaşmanın içeriğiyle, o ihale sözleşmesiyle daha da derinleşecek bu ülkede. Belediyeler Birliği'nin temsilcisi olacakmış bu ihale sürecinin içinde hazırlanırken. Herkes herhalde kendi hassasiyetini korumaya çalışacak. Görelim bakalım, görelim. Evet. Pekala, bu hükümet eğer bu kadar hassassaydı, niye defalarca çağrı yaptık kendilerine? Alın Belediyeler Birliği Başkanı'nı, alın büyük belediyelerinden birkaç tanesini. Ve gidin Ankara'ya da onlar da sıkıntılar bakanlar anlatsın. Bakanlar gitti, resil olup geldiler. Belediye Birliği Başkanı nereye gidecek? Adamlar imza attı, geldi, geri gittiler sonra. Rezil oldular işte. Gittiler müsteşar yardımcılarının karşısında el pençe divan durdular. Verilenleri aynen imzaladılar. Geldiler, kendi partileri bile onaylamadı. Şimdi Sayın Talat bir gece ansızın aranan bir telefonla sabah namazından kalktı gitti İstanbul'a. Ve ne oldu ne bitti hiç hala daha o görüşmenin içeriği net bir şekilde anlatılmadı. Birileri fırça çektiler diyor, birileri başka bir şeyler söylüyor. Ne oldu bilmiyoruz. Sayın Talat halletti. Neyi halletti? İki cümle değiştirildi. 6. ve 12. maddede cümleler değiştirildi. CTP Parti Meclisi'ndeki tansiyon düşürüldü. Ve nabız sakinleştirildi. Normal vaziyete geldi CTP içinde. Zaten UBP'ye tavla teslim. Hüseyin Bey ne dediydi? Gidin nasıl isterseniz anlaşın. Başımı yeter ki anlaşın, başımı ağrıtmayın. Biz hükümeti bozmak da istemeyiz. Yola devam edelim, gidelim dedi. Böyle bir devlet anlayışıyla ülke yönetiyoruz biz. Yani gerçekten şimdi... Bazen sizin de dediğiniz gibi işte bütün bunlar olduğunda birileri de siz yapamazsınız dediğinde ağrımıza gider mi? Gider. Benim her şeye rağmen gider. Çünkü sorun kurumlarda, devlette, kaynaklarda değildir. Sorun bunları yönetemeyen bu beceriksiz, basiretsiz yöneticilerdir. Ama işte bu insanlar seçilir her defasında Sayın Başkan. Yok, şimdi 2013 seçimlerinin iradesi değişti ama dikkat ederseniz bu üçü bir yerde seçime bir türlü niyetlenmiyorlar. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminden beridir diyoruz ki irade değişti, gelin halka gidelim. Bu konuda da dedik, su konusunda. Gelin gerçekleri halka söyleyelim ilk günden. Birileri referandum dedi, referandum dedik, seçimdir referandum. Gelin gidelim gerçekleri halka söyleyelim. Halktan yetki isteyelim. Halk hangi doğrultuda kime ne yetki verirse gidip bunun çalışmasını yapsın. Eğer halk kendilerine tamamdır gidin satın geri kalan kurumları da devredin derse gitsinler imzalasınlar. Rahat olsunlar da o zaman. Desinler ki halk böyle istedi. Biz de gittik böyle yaptık. Şimdi ne oldu? Halk tepki gösteriyor. Ve ben iddia ediyorum ki bu ihale sözleşmesi ve diğer uygulama anlamı safhasına geldiğimizde tepkiler çok daha büyüyecek. Çünkü üretici perişan olacak. Bakın Mesarya'daki sebzeciler şimdiden dediler ki biz büyük ihtimalle artık üretmeyeceğiz. Güzelyurt Lefke yöresindeki narenciyeciler dedi ki ortalama 50 kuruş ton başına su alıyoruz biz narenciyeyi sulamak için. Eğer bu ortalama fiyat 1 lira tonuna çıkarsa gaminicileri çağırıp bahçeleri devredeceğiz diyor. Ama 1 liraya çıkarsa bile kaldı ki bu konuda hani şey Sayın Bakan şey dedi. Yani bugün kullanılan üstünde 40'dan 1,5 TL arasıdır dedi tarımda kullanılan şey suyun miktarı. Yani ortalama. Ortalaması dedi. Falan olacak. Yok mesela Yeşilırmak'ta 20-25 kuruştur. Bostancı'da 85-90 kuruştur. Şunu da konuşmak lazım. Yani kullanılan suyun kalitesiyle alınan verim, 50 kuruşluk suyun kalitesinde alınan rekolte olarak verim ve ne bileyim 1 TL'nin vereceği odaklı suyun rekoltesi bilmiyorum. Herhalde onlar da düşünülmesi gerekir her halükarda. Tabii rekolte daha iyi olsan olacak. Ha, Türkiye, bir de o var satamadık olsa. Şimdi, işte şimdi Rusya'yla... şey kurduk. Nedir? Kapıyla ilgili komite kurduk. Mersin kapısı. Belki bir işe yarar bilmem. 40 senedir açılmayan kapı çözüme ramak kala mı açılacak? Açılmaz mı? Çözüm olunca açılacak. Çünkü mecburdur açılsın. Bizim başarı öykülerimiz var ama arada. Yani mesela... Narcılar var.
Hiç devletle uğraşmaz bu adamlar. 8-10 kişiler galiba. Bir araya geldiler. Ne güzel yaparlar yaparlar. Kendileri satarlar. İyi de para kazanırlar duyduğumuza göre. Yani her şeyi devletten bekleyen de bir yapımız var. O da beceremiyor zaten devlette bu işleri. Topyekun böyle bir batak duruma geldik. Yani bir, onun dışında da bir şeyler yapabiliyor galiba. Şimdi haksız mı üreticiler orada? Devlet yok ortada. Ortada devlet yok. Kendilerine yol gösterecek, yardımcı olacak birileri yok. Bakın olmadığı için başarılı oldular işte. O mesela bu narcılar. Bakın bir çeşitli kesimlerden, bu Orta Doğu ülkelerinden birileri geldi bu ülkeye. Bana da geldiler bu insanlar. Ve bu ülkeden mal ithal etmek istediklerini söylediler. Ve ben ne yaptım? Doğrudan kendilerini iki bakana yönlendirdim. Biri Turizm Bakanı, ki buraya bir takım şeylerin gelmesi, turizm ve seyahat amaçlı gelişler, gidişler olacak bu konularda. Bir de Erkut Bey'e gönderdik, Tarım Bakanı'na. Dedi ki siz yardımcı olun. Bakın ya, insanlar geliyor, devletten yardım istiyor. Ve bize geliyorlar, bizim bir şekilde bize ulaştılar. Gelin alın bu arkadaşları, inceleyin, onlarla görüşün, anlaşın ve bu ülkenin bu satılmayan, bu elimizde kalan, üreticinin perişan olduğu bu ürünleri satalım Orta Doğu'ya. Yani Rusya pazarı kapandıysa başka pazarlar arayalım. Ve ne yapıyor devlet? Devlet bunların üzerinde durmuyor. Aslında buradaki en büyük sorun işte devlet yönetimindeki o söylediğim yapıdır. Basiretsizlik, beceriksizliktir. Ve bunu ne oluyor? Sizin dediğiniz gibi narcılar kendi başlarının çaresine bakıyorlar. E şimdi o zaman hatta çağırın şeyi, hayvancıları da, çiftçileri de deyin ki biz yokuz. Siz bakın bulun birilerini gönderin. Sen bostan aslında olsun. Üretici kooperatif kendinde olsa 10 kat iyisini yapar bugün. Şimdi gelelim işte meseleye. 30 kusur yıl önce 1984 yılında devleti yönetenler, o geçiş hükümeti döneminde, KKTC'nin ilanı seçimlere kadar olan geçiş hükümetinde kooperatiflere el koydu devlet. Kooperatifler 30 yıldır işgal altında. İşte o işgalin sona ermesi ve kooperatiflerin üreticilere, halka devredilmesi gerekiyor. Ve çiftçilerin de, hayvancıların da o kooperatifler aracılığıyla bu ürünlerini alması, üreticiden toplaması pazar ve buna olması. Pazar arayışını gitmesi. Ha burada gene devletin bir takım koordinasyon ve organizasyon konularında yardımcı olması gerekiyor. Çünkü bu bir dış ilişkilerdir, bu bir dış satımdır sonuçta. Ama ne yapıyoruz biz? Vatandaşı kaderiyle baş başa bırakıyoruz. Ben soruyorum o zaman, başbakana, onlara bakana ne gerek var yani? Eğer üretici birlikleri, çalışanlar ve çeşitli kesimlerdeki yapılar kendiler başlarının çaresine bakacaksa, devlet ne işe yarar o zaman? Niye biz devletiz diyoruz? Niye 50 tane milletvekilimiz vardır? Niye bir sürü bakanımız, müdür, müsteşar, üst yöneticiler vardır? Ne yapıyor bu insanlar yani? Bunların görevleri nedir? O zaman bunu iptal edelim de diyelim ki bir küçük komite, bu komite kooperatifleri de sahiplerine devredersek organizasyonu yapsın, bu komiteler böyle gitsin. Öyle miydi? Değil. Doğrusu o mudur? O da değil. Kooperatiflerin mutlaka sahiplerine devredilmesinde aynen varız. Ama devletin yönetiminin yeniden gözden geçirilmesi ve doğru dürüst bir yönetim anlayışının bu ülkede egemen kılınması, görevini yapmayanın gereğini yapıp kenara çekilmesi, biraz da artık bakın ya, sağlıkta iskandallar olur, Sağlık Bakanı'na derler istifa edecek misiniz? Niye istifa edeyim diyor. Süt üreticileri sütleri döküyor. Tarım Bakanı ne yapıyor? Ankara'da suyu satıyor. Onunla uğraşıyor Tarım Bakanı. Süt üreticisiyle kim ilgilenecek? Ona da işte paket yaptı. Arada paket çıkmadı. Ekonomi bizim Merkez Bankası'nın verilerine göre ekonomi bitti. Halk borçlanarak yaşıyor. Borcu borçla kapatıyor. Daha fazla, bu da dibe vurdu demektir. Kredi kartları, limitler hepsi tavan yaptı, aşıldı gitti. Yani
mazbatadan içeri düşme an meselesidir insanların. O konuda bir takım düzenlemeler yapıldı diye çoğu dışarıdadır. Böyle bir noktadadır. Ekonomi Bakanı ekonomi güzel, her şey güzel diyor. DPO verilerine bakarsınız, işte rekabet edebilirlik. Ya bugün toplanılan yapı 140, dünyadaki 140 ülkenin içinde rekabet edebilirlik %120'ciyiz. Buyurun. Şimdi bu ne demektir? Her şey tekeldir burada. Rekabet koşulları yoktur bu ülkede. Bunu sağlayamadık demektir. Baktığımızda eğitim mi tamam? Üniversitelerimiz birbirine girdi, devlet seyrediyor. Nerede devlet? Bu üniversitelerin derdi nedir? Niye birbirleriyle uğraşıyorlar? Oysa biz üniversitelerimizin kardeşçe bu ülkeye nasıl hizmet verebiliriz bilim alanında, insan dokusunun daha kaliteli olması konusunda ve yurt dışından daha çok üçüncü ülkelerden özellikle nasıl öğrenci getirip de bu ülkeye artı değerler katarız. Bununla uğraşsınlar istiyoruz. Ama devlet seyrediyor. Eğitim Bakanlığı seyrediyor. YÖDAK seyrediyor. Nedir bu üniversitelerin sorunları? Ey Eğitim Bakanı! Çağırıp sordunuz mu kendilerini yani? Ama Eğitim Bakanı ne yapıyor? Bu ülkede üniversiteler birbiriyle uğraşıyor. Bu ülkelerdeki bu sorunları bitirip de bu üniversitelerin ülkenin geneline nasıl yayılabileceğini konuşmak yerine gidiyor eş ahbap, ahbap çavuş ilişkileriyle bir üniversite davet ediyor bu ülkeye. Ben soruyorum, bu üniversite bu ülkeye nasıl geliyor? Bu ülkeye gelirken yatırım mı yapacak? Yoksa ona da peşkeş çekeceksiniz başka birilerine, peşkeş çektiğiniz gibi başka devletin olanaklarını, ona da arazi peşkeşi, Kalkınma Bankası kredileri peşkeşi, ya işte istediği insanları bu su konusunda olduğu gibi getirsin ülkeye, hiçbir vergi de ödemezsin. Ne izin alma ne şey, vergiden muaftır, buyurun. Gelin ülkeye, ülkeden ne malanı siz de bu demektir. Yatırımı nasıl çekecek bunları da yapmazsak gerçi? Yatırım mı Aytuğ Bey bunlar? Şimdi yatırım, ben şunu anlıyorum. Nereden gelirse gelsin. Üniversitelerde çalışan herhalde kişi sayısı bir 10-15 bini bulmuştur ya. Bu kadar. Şu anda işte yani, ben ne diyorum? Var olan zaten var. Yani açılmak yatırım, istenen de var. Bunlar da hep bizim, şeyler de oldu yani. Bu bizim lisanımızda olsa, yabancı da olsa fark etmez. Devletin teşvikleriyle bugünkü üniversiteler. Tamam ama yani bu yerel üniversitelerimiz var. Yerel açılmak için izin alanlar da var. Alan arkadaşlarımız da var biliyorum. Hı hı. Ve bunların organizasyonunu yapın siz. Şimdi yatırım, ben şunu anlıyorum. Birileri sermaye koyar cebine, gelir ülkeye. Arazi satın alır. Arazi satın alır. Devletten peşkeş almaz. Arazi satın alır. Birilerine bedel öder, alır. Sonra döner ne yapar? Benim ülkemin müteahhidine, mimarına, mühendisine bir iş istihdam olanağı sağlar. Buyurun, bir inşaat yapacağız buraya. Ve işçiler çalışır oralarda. Sonra ortaya bir şey çıkar. Bu üniversitedir, oteldir, başka bir şeydir. Neyse, orada istihdam olanağı sağlanır. Yerel işsizler ordusu olan ülkemde. Bunlardan istihdam olanağı sağlanır. Ve eğer otelse onun ortaya koyacağı servislerde, yemek ve diğer ücret şeylerde, menülerde benim ülkemin ürünleri pazarlanır. Üreticimin ürünü, sütünü döküyor üreticim. Bu sütünü işte o otellere de görmek istiyorum ben. Hellim yapılıp o otellerde servis edildiğini veya üniversitelerdeki yemekhanelerde, kantinlerde görmek istiyorum. Narenciyenin meyve suyunu oralarda görmek istiyorum. Zeytini oralarda görmek istiyorum. Yatırım yok böyledir. Bunlar? Var mıdır? Ben görmedim. Hepsi geliyor. Peki. Bu ülkenin, bakın bu ülkede sular üretiliyor. Yani bu ülkenin o kıt olan yerel kaynaklarından su üretiliyor. Şişe veya bardak bir sürü. Ama bir sürü de geliyor. Bu arkadaşlar nasıl rekabet edecek o gelenler? Fon koyacaksınız bunlara, parası olan ister. İşte devletin bunları düzenlemesi, yerli üretimi ayakta tutması gerekiyor önce. Yerli yatırımcıyı teşvik etmesi, özellikle genç dinamik insanlarımızı ister yurt dışında üniversitede eğitim görmüş olsun, ister yurt içinde. Bu gençlerimizin kendi ülkelerinde
istihdam olanakları biraz önce de konuştuk. Zaten şişkin kadrolar var. Yatırıma yönlendirelim işte onları. Bakın bir soru onlara var. Sağlayalım bu olanakları. OTEM kurs açtı turizm ara elemanı için. 12 kişi başvurdu. Yani bizdeki ailelerin çoğu izin vermiyor. Zaten çocuğum garson mu olacak diye düşünüyor. Diye mesela hani tekrar konu açıldı diye bir yorum daha var, onu da paylaşayım sizinle. Sorar mısınız lütfen? Siz iktidara gelirseniz hiç mi partilerden devlete veya devlete bağlı kurumlara adam almayacaksınız? Sayın Akıncı seçilince kaç kişi alındı Cumhurbaşkanlığına? Tabii onu Sayın Başkan'a sormak herhalde yanlış olur. Sayın Akıncı'ya sormak lazım onu ama gelen mailleri de okumuş olayım bu arada çıksın. O konuda dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklar. Kaldı ki orada ya, kaç kişi aldı diyor arkadaş. Arzu ettiği zaman yani bunun belgesi, bilgisi kendine rahatlıkla verilebilir. Orada üst kademede birkaç tane değişiklik yaptı Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Bu konuda yani hükümette başbakan yardımcısıyken, hükümetteyken bile o istihdam olanaklarını fütursuzca kullanmadı. Sayın Akıncı böyle biri değil. Lütfen başkanı da iyi tanısınlar. Bunu da söylemiş olalım. TKP kendi tabanından bile yani istihdam yapmadı. Yapmayan tek partidir hükümet döneminde. Bu nedenle eleştirildi zaman zaman. Dolayısıyla yani biz iktidara gelirsek diyorsunuz şimdi de olmaz bu. Bir kere TDP'nin iktidarında hakkaniyet önemlidir. İstihdamlar düzen açık, şeffaf, hesap verebilir bir kamu hizmeti komisyonu aracılığıyla yapılacak. Münhaller ilan edilecek, başvuranlar arasından hak edenler girecek. Bu işte açık ve nettir. Üçlü kararname mutlaka değiştirilecek. Bu müşavir ordusu ortadan kaldırılacak. TDP'nin halka verdiği söz bu. Ne olacak onlar? Mesela 120 kişi falandır galiba şimdi. Yani onu hep birlikte bir nasıl verimli kılınabilir bunun çalışmasını yapacağız. Ve belki kurumlarda çalışır hale getirilecek. Ve belki emekli olanlar var tabii. Emekli olursa yapabilecek bir şey yok ama emekli daha uzun süre varsa birilerinin emekliliğine onunla ilgili de bir takım düzenlemeler yapılıp ondan verim alınmaya çalışılacak. Çünkü bizde bir de bu vardır. İhtiyaçlar var bir yerlerde. Bir bakıyorsunuz birileri ansızın aşağıdan çıkarılıyor. Alın orada müşavir ordusunu onlardan kullanın. Onları değerlendirin. Onları verimli hale getirin. Yok Maliye Bakanlığı'nın üst katında bir oda verin kendilerine de orada ne yaptıkları belli olmasın. Böyle değil. Bir ara oda olduydu hatırlarsanız. Yani böyle veya meclise dendi, milletvekillerine dendi, bakanlara dendi. Doğru dürüst bir uygulama olmadı. Göstermelik böyle hükümet ilk oluştuğunda bir adım atıldı. Hepsi kaldı. Hayır, bunlar ülkemizin kimin tarafından atandığı önemli değil. Bu arkadaşlarımızın da hepsi değerli insanlardır. Onlardan maksimum verim alınmasıdır, maksimum fayda sağlanmalıdır bu ülkeye. Dolayısıyla onlar da ilgili alanlar doğrultusunda yönlendirilecekler. Bunun başka izahı yoktur. Hı hı. TDP'nin sözü hakkaniyet, eşitlik, adalet ilkesidir bu konuda. Böyle şimdiden bir yerde bir vatandaşımız bize bir soru sordu. Bunu da yanıtlamış olayım kendini tam. Dedi başkan siz bize ne vaat ediyorsunuz dedi. Bir zümrenin temsilcisi. Eşitlik adalet dedim yanına. Yani dedi bize hiçbir şeyiniz yoktur. İstihdam sözünüz falan veya bizim kitlemize, zümremize yönelik bir takım önerileriniz yoktur. Şimdi dedim bakın size bir haksızlık yapıldıysa bu haksızlığa karşı sizinle beraber mücadele edeceğiz. Dedim bu kadar açık. Ama siz benden haksızca bir şeyler isterseniz ben bunun karşısında duracağım. Bunu da bileceksiniz. Ben size böyle bir söz vermeyeceğim. Biz diğerlerine benzemeyiz. Ha, siz biz bu vaatleri de bulunmadık diye ve size beklediklerinizi söylemedik diye oy vermeyeceksiniz. Yapabilecek bir şey yoktur. Yani o zaman da bu ülke düzlüğe çıkmaz işte. O zaman da bu ülke aynı böyle devam eder. Bu minvalde. Böyle devam edecekse zaten bize gerek yoktur. Biz bu çürümüş yapıyı, bu yağma vurgun talan düzenini, adam kayırmacılık düzenini ortadan kaldırmak için geleceğiz. Bu ülkede bir temiz toplum, herkesin hesap verebileceği bir düzenin kurulması için geleceğiz.
Halktan bunun için yetki isteyeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. Evet. Şimdi az önce giremedim araya ama belediyelerin şeyi var ya, sayısının azaltılması. Şimdi suyundan da konuştuğumuz için tam o sıra şey geldi aklıma, Gönyeli Belediyesi geldi. Şimdi Gönyeli Belediye Başkanı, Belediyeler Birliği Başkanı. Gönyeli Lefkoşa'nın dibinde. Şimdi herhalde Lefkoşa Belediyesi kapanmaz doğal olarak. Yani. Gönyeli Belediyesi Lefkoşa'nın dibinde. Sizce Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti bu sorunu nasıl çözer? Şimdi tabii bilmiyorum arkadaşlar, öngörüleri nedir ama bir kere tabii bir takım kriterler konacak önce. Yani bakın şimdi yıllar önce 28 belediye kurulurken aslında ortada bir takım kriterler konmadı. Sonunda köyler bağlanırken de 2006 yılında bir takım siyasi beklentilere göre bağlamalar yapıldı. Falan köyleri falan belediyeye bağlarsak o bölge, o köylerde biraz çoğunluğu... Yanındakine değil uzaktakine bağlarlar. Aynen öyle, mesela. Aynen öyle. Bunları ele geçirebiliriz mantığıyla yapıldı. Nitekim bir takım yerlerde hala daha Çamlıbel başta olmak üzere bir takım yerler bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Sıkıntılarını da açığa vuruyorlar. Dolayısıyla bizim o konudaki duruşumuz nettir. Açık ve net bir şekilde kriterlerin ortaya konmasıdır. Kriterler ortaya konduktan sonra bu konuda biz katkı koymaya hazırız. Ama evet. Kriterleri ortaya koyacağız. Kriterler de benim partime göre, bana göre veya falana göre olmayacak. Dolayısıyla o İnşallah konuda olur. Biz bu konuda ısrarlıyız, var gücümüzle çalışacağız. Onun için halka diyoruz ki bütün bunlar olmadan bu meclisle bu olmayacak. Gelin önce meclisi yeniden halkın iradesine göre şekillendirelim. Onun içinden güçlü bir hükümet çıkaralım. Suda sorun olsaydı belki erken seçim olurdu ama şimdi öngörümüz var mı? Vallahi biz... Son iki dakikamız. Her ne koşulda olursa olsun bir erken seçim kaçınılmaz. Bakın işte bir partide dün akşam, geçen akşam hani bir takım gelişmeler oldu, öyle anlaşılıyor. Dün bir eski bakan, milletvekili partisinden istifa etti. Artık düşünün siz ki neler yaşandı bilmiyorum tabii. Ortada bir açıklama yok henüz. Şöyle bir şey var ki bir milletvekili parti değiştiremez artık. Yani istifa edip başka partiye giremez. İşte, o da adı yani, öyle. Yani seçime girebilir ama seçim dönemi girer. Veya kalır onunla davranır şimdi. Mı, başkasıyla beraber davranır mı, davranmaz mı? Çünkü şu anda mecliste de olan bazı milletvekillerinin partileriyle daha sorunları olduğunu biliyorum. Yani bu Demokrat Parti için geçerlidir. Şimdi yok başka partilerde de var. Gemiyi kurtarmak başka isterim. Partilerde de var milletvekilliği, ne hatta dönem bitsin bir an evvel ben eve gideceğim diyen milletvekilleri var. Yani bunlar da her şeyi berbat ettiler diyenler de var. Başka partilerden bahsediyorum. Neyse sonuçta yani bu yapının bir an önce değişmesi gerekiyor. Onun için hazır diyorum ben referandum sonbahara kalmışken şimdilik inşallah öyle olur da daha da ötelenmez. Rum tarafında da Mayıs ayında seçimler var. Gelin bu işi biz de benzer eş zamanlı bir şekilde seçime götürelim. Halkın iradesine başvuralım. Doğrusu budur. Bu su anlaşması çünkü yakında meclise gelecek. Herkes şunu bilsin ki Toplumcu Demokrasi Partisi mecliste bunun yasallaşmaması için var gücüyle çalışacak. Ama 3 milletvekili. Var gücüyle çalışacak, ne gerekirse yapacak. Eğer engelleyemezsek ondan sonra hukuki süreçte de her yolu deneyeceğiz. Evet. Bu kadar açık ve net. Biz çünkü bu yapının tamam olmadığını ve bunun bir teslimiyet anlaşması olduğunu, bu Damat Ferit Paşa hükümetinin de bir an önce son bulması için, teslimiyetçi hükümetin son bulması için de bir erken seçimin şart olduğunu bir kez daha ortaya koyup halkımıza bu konuda gelin hep birlikte hareket edelim ve bu Kıbrıs Türk halkı kendi kurumlarını kendi nasıl daha iyi yönetebilir, kendi kaynaklarına nasıl sahip çıkabilir, bunu hep birlikte yaşayalım. Peki be, Sayın Başkanım, tekrar görüşmek üzere diyelim. Bu Damat Ferit Paşa benzetmenizi geçen gün de okudum, hoşuma gitti, çok dinledim. Güzel oldu.
Neyse, görüşmek üzere. Orada da bir teslimiyet vardı. Burada da aynı şey, teslimiyet. Evet. Ama damat Ferit Paşa'yı unutmadı halk ve yeri geldiğinde cezalandırdı. Bu hükümeti de unutmayacak. Evet. Efendim, Sayın Cemal Özyiğit'le birlikteydik. Toplum Cumhuriyeti Partisi Başkanımız ve bugünü noktalamış olduk. Bu hafta adına detay programını da bitirmiş oluyoruz. Pazartesi günü yine ülke gündemini konuşup tartışmaya, farklı konularla devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi her cuma, bunu tekrarlıyorum, hafta sonunda olası tüm gelişmelerde bilgi sahibi olmak isteyenler Diyalog TV ekranlarından bu bilgilere ulaşabilecek. Tüm hafta sonu zaten buralarda ekip olarak çalışıyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi tatiller.